Cansız bedenine ulaşıldı. Hemen sahaya, canlı bağlantıya gitmek zorunda kaldım. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. CHP, eğer bugün milletvekili seçimi olursa hangi partiye oy verirsiniz sorusunda yine birinci parti oldu. Evet, yerel seçimleri birinci parti olarak atlattı CHP. Bunu çok konuştuk ama işte genel seçim olsa farklı olabilirdi belki. Yerel seçim, cezalandırma seçimi vesaire gibi çok şey konuştuk ama sizce bu anket sonucunun ortaya koyduğu önemli bulgular neler? Bir sizden genel çerçeveyi dinleyelim, sonra ayrıntılara geçelim. Tabii şöyle, şimdi 31 Mart'ta yeni bir tablo ortaya çıkmıştı. Hepimiz aslında 31 Mart'tan bugüne kadar o seçimi anlamlandırmaya çalıştık. Yani 31 Mart'ta ne oldu, nasıl oldu ve ortaya çıkan bu tablo önümüzdeki dönemde devam edecek mi? İşte bir sonraki seçimde, 4 yıl sonra veya olası bir erken seçimde benzer bir tabloyla karşılaşabilir miyiz? Merak ettiğimiz şeylerin başında ve bunlar geliyordu. Bunun ötesinde tabii partiler arasında oy geçişleri oldu mu, hangi partiden hangi partiye seçmen kaymaları oldu merak ettiğimiz konulardan biriydi. Ya da AKP'nin bu kadar kan kaybetmesinin sebebi sadece sandığa gitmeyenlerle mi ilgiliydi yoksa aynı zamanda muhalefet partilerini destekleyenler de oldu mu? Bütün bunları anlamaya çalıştığımız bir araştırma yaptık aslında ve bu araştırmanın birkaç tane önemli bulgusu var bence. Birincisi, evet, bugün hala CHP'nin birinci parti çıkıyor olması. Çünkü ilk refleksimiz, benim de açıkçası ilk refleksim 31 Mart'ın ardından bunun bir yerel seçim olduğu ve yerel seçimin kendi dinamikleri olduğu, hatta AKP'li MHP'li seçmenlerin genel seçimde çeşitli kaygılarla muhalefet partilerini desteklemekten imtina ettiği ve partilerini cezalandırmaktan vazgeçtiği ama yerel seçimde bunu daha kolay yaptığı yönündeydi. Şimdi baktığımızda gördüğümüz kadarıyla CHP 31 Mart'tan bugüne oy kaybetmiş görünmüyor. Dolayısıyla 31 Mart'ta CHP'yi destekleyen seçmenler büyük ölçüde bu partiyi desteklemeye devam ediyorlar. Bu önemli bir bulgu. Hani tabii ki şu an çok sıcak, yani bir seçim zaferi var ortada. Hemen bir ay sonrasında yapılmış bir araştırma ve Türkiye'de seçmenin başarılı partiyi, güçlü olan partiyi destekleme eğilimi de belirgindir. O yüzden bunu takip etmek gerekir. Yani hani önümüzdeki aylarda da CHP birinci parti olarak çıkmaya devam edecek mi? Onu bir görmek gerekir. Bunun ötesinde yine bence bu araştırmanın belki CHP'nin birinci çıkmasından bile daha önemli bulgusu, o Türkiye'deki siyasi iklim değişikliği ile ilgili ortaya koyduğu veriler. Şunu kastediyorum, yani sadece 31 Mart'ın ardından bir takım belediyeler el değiştirmedi. Türkiye'de iktidar değişikliği olabileceğine dair bir his topluma yayıldı. Ve şimdi baktığımızda örneğin bizim bu araştırmada sorduğumuz Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer sorusu vardı. Orada genel bir mutsuzluk, umutsuzluk hakimdi seçmenlere. Yani seçimden önce %42'si örneğin hiçbir parti çözemez Türkiye'nin sorunlarını diyordu. Şimdi bu rakam %29'a düşmüş durumda. Bu önemli. Ama bundan daha önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa o kalemde de, yani Türkiye'nin sorunlarını çözecek parti sorusunda da birinci parti çıktı bu araştırmada. Dolayısıyla gerçekten yeni bir siyasi iklimin içindeyiz. Hani burada tabii sormamız gereken sorular, işte iktidar buradan toparlayabilir mi? Ya da muhalefet bunu gerçek anlamda bir iktidar değişikliğine dönüştürebilir mi? Önümüzdeki dönem bu güç mücadelesiyle geçecek gibi görünüyor. CHP Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi sorusunda evet çözebilir diyenlerin oranı yükseliyor. Bu önemli, yani artık müktedir olabilir, yapabilir, bazı şeyleri yapabilir. Hatırlıyorum, milletvekili seçimlerinden önce sorulan sorulardan biri şuydu: ekonomiyi kim çözer? Yine de Erdoğan çözer cevabı geliyordu genel olarak seçmenden. Çözerse Erdoğan çözer. Öyle bir beklenti de vardı, ancak bu duygu durumu yavaş yavaş değişiyor mu? Bir de şu negatif hissiyat duygusu da galiba milletvekili seçimlerinden sonra özellikle muhalefet seçmeninde oluşan siyasetten uzaklaşma duygusunda da bir değişim gözleniyor ankette. Doğru mudur? Kesinlikle. Yani 14 Mayıs 2023
ve 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı ikinci turu seçiminin ardından muhalif seçmende çok büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Bu hayal kırıklığı da sonucunda öfkeli, çaresiz, bıkkın hisseden bir seçmen kitlesi ortaya çıkardı. Ama sadece muhalif seçmenler değil, aynı zamanda iktidara oy vermiş olan seçmenler de kendilerini bıkkın ve çaresiz hissediyorlardı bu süreçte. Çünkü onlar seçimin kazanılmasının ardından sorunların çözüleceğini bekliyorlardı. Bunun aksine özellikle ekonomi alanında yani sorunlar devam etti. Üst üste zamlar, vergi artışları, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı aslında genel olarak Türkiye'yi bıkkın, çaresiz ve öfkeli hale getirdi. Biz bunu Eylül ayında ölçmüştük, Eylül 2023'te. O zaman hani seçmenlere sorduğumuzda siyaset hakkında düşündüğünüzde nasıl hissediyorsunuz diye %75'i yani 4 seçmenden 3'ü bıkkın, çaresiz ya da öfkeli olduğunu ifade ediyordu. Muhalif partileri destekleyenlere baktığımızda, örneğin CHP'ye baktığımızda bu rakam %95'e ulaşıyordu. Yani umutluyum, heyecanlıyım diyen 5 seçmeni bile yoktu CHP'ye oy vermiş olan. Şimdi bugün aynı soruyu sorduğumuzda o %75, %30'a gerilemiş durumda. Kendini bıkkın, çaresiz, öfkeli hissedenler ve umutlu, heyecanlı olduğunu ifade edenler %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bu da tabii toplumdaki psikolojinin değiştiğini, aslında yeni bir siyasi iklimin ortaya çıktığını gösteren bulgulardan birisi. Derya Kömürcü, biraz da şu siyasette semboller, mesajlar meselesine geçmek istiyorum. Şimdi Erdoğan'la özel görüştü, bir boş koltuk krizi ortaya çıktı, hediyeler verildi, hediyelerin anlamları konuşuldu, o koltuğun anlamı konuşuldu. Siyasette mesajlar seçmene geçer mi? Ne anlamı vardır? Hangi hamleyle ne mesaj verilmeye çalışılır? Sizce tüm bu konuştuğumuz konular gerçekten kamuoyunu ilgilendiriyor mu? O mesajlar topluma geçiyor mu? Ne dersiniz? Sözü size bırakayım. Aslında bu mesajlar tek tek o anda verildiğinde çok etkili olan şeyler değildir. Çok ekstrem durumlar haricinde. Ama toplamda bir şey ifade eder. Yani sizin toplamda liderliğinizi nasıl kurduğunuzu ifade eder. Sizin 10 yıl boyunca, 5 yıl boyunca verdiğiniz her fotoğraf, kimin elini sıktığınız, kimi muhatap aldığınız, kiminle yan yana durduğunuz, kiminle fotoğraf çerçevesine girdiğiniz, sizin liderliğinizi, siyasetçiliğinizi ve topluma verdiğiniz mesajı bir bütün olarak gösterir. Dolayısıyla bunu sadece bir fotoğraf karesi olarak değil, bir bütün olarak hani görmek gerekir. Ve burada yani o boş koltuğa takılmaktansa ben bu görüşmenin neden gerçekleştiği, bunun arkasında yatan sahiplerin neler olduğunu tartışmanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani iki taraf açısından da bu görüşmenin olumlu yanları var. Kendi çıkarına, avantajına olan yanları var. Yani Erdoğan bu sayede yeniden yani birinci parti olma özelliğini yitirmiş bir partinin genel başkanı olarak yeniden toplumun önüne meşruluğunu koyuyor ve yani ben yönetiyorum, bu ülkenin hala buradayım ve yöneticisi benim, bunu gösteriyor. Bunun dışında da açıkçası seçmenlerine hani cumhurbaşkanı sıfatıyla bu ülkenin bir numarası olduğunu hatırlatıyor. Sadece kendi gücünü hatırlatmakla da kalmıyor. Aslında tabanını bir arada tutmaya çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bunun ötesinde tabii şunu da vurgulamak gerekir. Yani bu görüşmeler önümüzdeki dönemde, önümüzdeki seçime yönelik olarak Erdoğan'ın belirleyeceği stratejinin hangi ayaklar üzerine oturacağını test ettiği, tartmaya çalıştığı bir görüşme. Bu iktidar boyutundan böyle ama bence muhalefet boyutundan da yani Cumhuriyet Halk Partisi boyutundan da pozitif noktaları var. Yani Özgür Özel bir kere her şeyden önce genel başkanlığını perçinliyor. Parti içinde çok daha güçlenmiş oluyor. Muhatap alınıyor ülkeyi 22 yıldır yöneten birisi tarafından. Ve bu sadece ulusal değil, uluslararası aktörler gözünde de bence Özgür Özel'in hani ileride beraber çalışılabilir bir lider olduğu görüntüsünü veriyor. Ama hepsinden daha önemlisi bence CHP'nin en zorlandığı şey iktidar partisini destekleyen seçmenlerin radarına girebilmek, sesini onlara iletebilmek. Aslında böylelikle yani Erdoğan'la yan yana geldiği andan itibaren birisi
onlar tarafından izlenen, onlar tarafından sesi duyulabilen birisi haline geliyor. Bu açılardan görüşmeyi bence böyle değerlendirmek gerekir. Ama bence son dönemdeki yumuşama tartışmasıyla görüşmeyi birbirinden ayırmak gerekir. Peki ayıralım o zaman. Buyurun, yumuşama tartışmasına dair ne dersiniz? Şimdi yumuşamadan kastedilen şey liderlerin birbirini ziyaret etmesi, tokalaşması, hoşgörülü, diyalog halinde davranması, birlikte fotoğraf vermesi ise olur. Yani bunda negatif bir şey yok. Aslında toplum da bundan memnuniyet duyar. Yani biz yarın sahaya çıkıp bir araştırma yapma imkanımız olsa, hani bu görüşmeyi nasıl karşılıyorsunuz diye sorsak, eminim ki çok 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 yüksek oranlarda toplum bunu pozitif bir şey olarak algıladığını söyleyecektir. Ama bunun ötesinde, yani her şey sabit, Türkiye'nin her şeyi aynı devam edecek, sadece siyasi olarak pozitif bir hava görüntüsü verilecekse, bu da baştan sona Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve iktidara yarayacak bir şeydir. Yani siyasette bir bahar havası essin ama toplumun tepesine bir balyoz insin, kimse sesini çıkaramasın, muhalefet yapamasın noktasına geleceksek eğer, o zaman hani yumuşamadan falan aslında bahsetmediğimizi görmüş oluruz. Yani 1 Mayıs bunun için bir göstergeydi mesela. Ya da şimdi Mayıs ayı içindeyiz. Mayıs ayının sonunda gezi anmaları olacaktır mesela. Yani gezi sürecinde kaybedilen çok genç insanlar var. Onları anmak için 10 binler Gezi Parkı'nda örneğin toplanabilecek mi? Bunu görmek gerekir. O zaman belki yumuşamadan bahsetmek gerekir. Ama bence bundan daha önemlisi, şimdi Türkiye öyle bir iktisadi olarak, toplumsal olarak öyle bir sürece girdi ki 89-91 aralığında, 1989-91 aralığında ANAP iktidarının sonunu getiren bir toplumsal hareketlilik yaşanmıştı ve sonrasında ANAP iktidarını kaybetmişti. Şimdi Türkiye'nin ekonomik koşulları, toplumsal muhalefet anlamında değil ama biriken enerji anlamında toplumdaki gerilim, böyle bir sürecin mümkün olduğunu gösteriyor bence önümüzdeki birkaç yıl. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl siyasette yumuşayıp o toplumsal hareketliliği bastıracak bir strateji izleniyorsa muhalefetin de bu konuda uyanık olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü toplumsal hareketlilik bir kere devreye girdiğinde onun siyasal bir sonuca dönüşebilmesi için gene siyasal bir aktörün müdahalesine gerek olur. O yüzden bence muhalefette tıpkı Erdoğan'ın şu an oluşturduğu strateji gibi kendi önümüzdeki dönem stratejisini oluşturmaya başlamalı. Sadece rakibinin hamlelerine göre hareket etmemeli. Ki aslında son dönemde bunun da kırılmaya başladığını konuştuğumuz bir dönemde, tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık kendi gündemini yaratmakta güçlük çektiği, muhalefetin, muhalefet partilerinin gündemine entegre olduğuna yönelik tartışmalar yapıyorduk. Şimdi bu yumuşama kurumsal siyasetle mi sınırlı olacak, yoksa toplumsal muhalefete de yansıyacak mı? Önemli soru bu diyorsunuz. Eğer sadece kurumsal siyasetle sınırlı kalırsa 89-91 dönemine benzetiyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Evet, evet, evet. Aynen, kurumsal siyasetle sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun da yani yaptığı açıklamalardan edindiğimizdeni Sayın Özgür Özel'in de bunun gayet farkında olduğunu, hatta Cumhurbaşkanı'na verdiği mesajların da bu doğrultuda olduğunu görebiliyorum. Evet, gezi tutukluları gündemdeydi, ekonomi meselesi gündemdeydi. Yavaş yavaş ayrıntıları da paylaşıyor her açıklamasında Özgür Özel. Çok teşekkürler Derya Kömürcü, çok sağ olun değerli katkılarınız için efendim. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.